Sevgili oyuncular, maç önüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Cumaların klasikleşen vazgeçilmez programı. Maç önüne başladık. Evren Aynen. Gözle beraber. Hasretle beklenen ve mesajlarınızı alıyoruz bu arada. İşin şakası bir yana. Maç önü ve maç sonu. Cumaları maç önü. Pazartesi maç sonu. Bu tarz formatlarla karşınızda oluyoruz. Hadi bakalım. Böyle hani öğlen vakitlerinde izleyebileceğiniz... Tabii mesela öğle arasında şimdi şeyde izleyen var. Çaktırmadan premium üye ise... Evet. Pencereyi indirip bilgisayardan dinleyen var mesela. Müdüründen gizli gizli. Gizli. O tabii. Rapor hazırlarken tabii, alttan Fenerbahçe ne yapmış? Bir yandan Excel dosyası, bir yandan şey fixture açık. Orada puan hesaplaması var aslında Excel'de değil mi? Orada tabii canım. Buradan kaç puan alırsak aynen. Şampiyon olabiliriz. Onlara da selam olsun. Ofisteki voleycilere evet, selam olsun. Diyelim programımıza başlayalım. 25. Başladık. Hafta bu akşam açılıyor. Cuma akşamı lig başlıyor. Bir puan durumundan bahsetmek istiyorum hemen programın girişinde. Bir de önemli maçlara tamam. değineceğim. Ondan sonra Sivasspor Galatasaray maçının değerlendirmesine başlayacağız. Hı hı. Zirve çok karışık bildiğiniz gibi. Hani 1, 2, 3, 4 takım şu anda net olarak şampiyonluk yarışında. Kim bunlar? Birinci Başakşehir 49 puanla. İkinci Trabzonspor bir maça eksik 48 puanla. Üçüncü Galatasaray 48. Dördüncü Sivasspor 48. Yani ilk 4 ve sonraki 3 gibi aslında ortadan 2'ye bölündü gibi evet, şey. Evet o 7 kişilik bir grup yani evet, takımlık bir gruptu. Orada bir kırılma oldu. Bir kırılma oldu. Diğer tarafta da Beşiktaş, Alanyaspor ve Fenerbahçe kaldı. O kırılmayı yaşayan takımlar bunlar oldu. 40 gibi değil mi orası? 40 Beşiktaş, 39 Alanya, 39 Fenerbahçe. Aynen. Yani orada anda. 8 puan var orada. 48 ve 40. Yani Trabzonspor'da potansiyel bir hani 3 puan alacağını düşünürsek eğer Malatya deplasmanı zor tabii ama alırsa hı-hı. 51 aslında puanı. Tabii zirve 51 oluyor o zaman. Zirve 51 puan ulaşmış oluyor. Alt taraflarda da çok hakikaten hareketli geçiyor haftalar. Kayserispor 19 puanla 18. 17. Ankaragücü'nün 20, 16. Kasımpaşa'nın 20, 15. Konyaspor'un 22 puanı var. Rizespor Malatya 24-26 diye gidiyor. Orası da gerçekten orası çok, çok karışık. Kayseri yani... kesin kopar diyorduk. Evet ama... evet. Kayseri ve Ankaragücü iyi toparladı transferlerden sonra. Yaklaştılar üst tarafa. İyi toparladılar. Yani şu an düşmeye şu takım aday, yani kesin aday diyemiyoruz. Şampiyonlukta da kesin bir favori olması çok mümkün değil. Birbirine yakın ve Mayıs ayının nefes kesici bir lig finali olacak gibi görünüyor şu an. Kesinlikle öyle. Biz Galatasaray, Sivasspor Galatasaray maçıyla başlayalım. Haftanın maçı. Evet, haftanın önemli maçı. Sivasspor'da gerçi şu var. Önce şundan başlayalım bence Berkay. Bu transfer haberleri çıkıyor ya. Hani, evet, Mert yok Hakan. İşte Mert Hakan'dır, işte Emre Kılınç'tır. Şimdi bu haberlerin çıkış tarihinin Galatasaray maçı öncesi olması bir kere iyi niyetten yoksun olunduğunu gösteriyor bence. Çünkü hem oyuncunun psikolojisini etkilemek, hem Sivas'ın oyun performansını etkilemek, hem Galatasaray'ın psikolojisini etkilemek. Yani iki takıma da zarar verdiğini düşünüyorum ben bunun. Neden şimdi, neden Galatasaray maçı öncesi Hakan'la Emre'nin transfer haberleri çıktı? Şimdi bu yani bizim ligimizde, bizim hep, ülkemizde ya, hep olan bir şey. Yani. Ama bu artık hani insanların bunu yememesi evet. lazım. İnsanların bunu izlememesi, okumaması lazım Hakan diye düşünüyorum. Hakan çok sert bir açıklama yaptı dün. Bir röportaj verdi. Aynen. Hani biz onurumuzla şerefimizle futbol tabii canım oynuyoruz. Ya çocuk aslan gibi için. Oynuyor ya. Yani çocuk Galatasaray'a karşı da oynayacak. Yarın öbür gün işte son maçlar hangisiyse Sivas'ın son hafta orada da oynayacak. Yani bu iş biraz... Hani insanların niyetinin arkasında başka niyet aramak çok yanlış bence. Kesinlikle. Ayıp. Ama o haberleri niye servis ediyor insanlar? Niye şimdi yazmaya başlıyorlar? Ya da daha önce yazdılar da bu haftayı mı beklediler? Belki evet. de hazır da okalım. Devre arasında yazıldı ama bu hafta tabii tekrar canım. Bir ya, servis çok saçma. Edildi. Ben bunun umarım hani maça yansımamasını diliyorum. Mert de, Mert Hakan da, işte şey de, Emre de. Umarım iyi futbol oynarlar ve o söylentilere cevap verirler. İlk hedefim de yurt dışına gitmek dedi Mert Hakan. Önümüzdeki sezon sonunda. Belki gider de yani o potansiyeli de var bence. Şimdi hani çok kritik bir karşılaşma olduğundan bahsettik. Aha. Her iki hocanın da oyun planı nasıl olacak? Hı hı. Galatasaray, Fatih Terim deplasmana nasıl bir takım çıkaracak? Hı hı. Öbür tarafta Rıza Çalınbay bildiği oyunu mu oynayacak? Galatasaray'a karşı özel bir önlem alacak mı? Bunları konuşmaya başlayalım. Şöyle, bence Galatasaray'da Lemina'nın durumu riske edilmesini beklemiyorum. Hı hı. Çünkü orada bir yine Seri'nin gömülü ön libero olduğu, işte Belhanda Ömer'in sağ iç sol iç olduğu bir üçlü göreceğiz muhtemelen. Solda Onyekuru, sağda Feguli, ileride Falcao gibi olacaktır. Mariano, Dong, işte Marcao ve Saracchi olacak. Kayada Mustera gibi görünüyor. Çünkü Beşiktaş maçı da en az Sivasspor maçı kadar hı hı. önemli.
Hatta bence Sivas Spor maçı daha kritik Beşiktaş maçına göre. Çünkü Sivas bu maçı kazanır ise yeniden o şampiyonluk havasına daha güçlü bir şekilde girebilir. Çünkü bir ara düşüş oldu, puan kayıpları oldu. Motivasyon anlamında da iyi oynarken kaybettiği maçlar oldu. Yani Sivas Spor'u ligin başından beri çok kötü oynarken görmedik. Mesela Galatasaray'ın baktığımız zaman bu kaçıncı hafta? 25 mi? 25. hafta oynayacak. Galatasaray'ın kötü oynadığı maç sayısı belki de 15 falandır. Ama Sivas'ın o kadar yok. Sivas'ın 5'tir. Ama puana baktığında aynı. İşte Sivas'ın boşluğu buradan kaynaklanıyor. Yani iyi oynarken çok kaybetti Sivas. Evet. Galatasaray'da kötü oynadığı maçları kazandı. Tecrübesiyle kazandı. Aradaki fark bu. Yani Galatasaray'ın kötü oynadığı gerçekten 15 maç sayılabilir. İlk yarının zaten büyük bir çoğunluğu hatta. İkinci yarı neredeyse yok gibi kötü oynadığı maç ama düşük tempoda oynadığı maçlar var. O yüzden Galatasaray'da orta saha tercihi çok önemli. Belhanda'nın 11'de oynama ihtimali yüksek. Cezası da bitti. Taylan oynamıştı hatırlarsınız Gençler Birliği maçında. Falcao'nun formu bence çok önemsenmesi gereken bir durum. Çünkü sizi şampiyonluğa taşıyacak olan böyle yıldız performanslarıdır. Tabii. Adem oraya getirir ama Falcao işi bitirir. Aynen öyle. Zaten Fenerbahçe maçından önce bundan hep bahsetmiştim hatırlarsan. Hatta ilk yarıda da Falcao sakatken bile bundan bahsediyordum. Çünkü bu tarz oyuncular ritim buldukları takdirde bizim ligimizin üstünde. Mesela Gustavo öyledir. Max Kruse öyledir. Beşiktaş'ta yani Burak Yılmaz'ı sayabilirim. Yani ligimizin Boateng kalbur üstü Boateng öyledir. Hani ritim bulduğu zaman sizi taşır bir yerlere. Mustera öyledir. O yüzden özel oyuncular bunlar. Toplasan zaten 10 oyuncu vardır en değerli. Onlar sizi şampiyonluğa taşır. Falcao'nun ritim bulması, takımın Falcao'ya uyumlu hale gelmesi, oyun stilinin değişmesi, Fatih Hoca'nın hatalarından dönmesi. Yani bunları topladığımızda Galatasaray için bir yol açıldı. Ama Sivas maçının ben çok kritik başka bir aşamanın ilk haftası olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki Fenerbahçe maçı tamam, hani önemli maç. Ama Galatasaray'ın hiç kazanmadan buraya gelmesi biraz da şunu görmek lazım. Sivas maçındaki gibi mesela kaybetmeden gelmesi. Sivas maçında mesela şu olursa Galatasaray geri düşerse. Galatasaray Fenerbahçe maçında da geri düştü ama iyi oynuyordu. Kötü oynadığı bir vakitte geri düşerse ne yapacak? Onu görmek lazım. Çünkü şampiyonluğun geçtiği yollar sadece düz yollar değil. Virajlar da var, şarampolü var, bunun engebeli yolu var. Hani şampiyonluk çok zor bir sonuç. O sürecin sonu. Ve o yüzden o şartları da görmek lazım. İşte Sivas maçı tam da o şeyin başlangıcı. Çünkü Sivas var, arkasına Beşiktaş var. Bir süre sonra Başakşehir var. Trabzon var. Trabzon var. Yani Galatasaray gerçekten 90 dakikadan nasıl çıkacak o önemli. Bir de Konyaspor deplasmanı var örneğin. Hani Galatasaray'ın deplasman zaafı evet geçti gibi görünüyor ama ben Galatasaray'ın fikstürünün çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Dün mesela Uğur'la Ali Ece'nin programında hep aktardık. Ben de o taraftaydım. Biz Berkay'la buradaydık. Uğur şey demişti hani fikstür konusunda Galatasaray'ın ahvah edilecek fikstürü yok demişti. Ben haftaya güzel oyunda kendisiyle bunu tartışacağım. Buradan da mesaj yolluyorum Uğur'a. Ben biraz zor olduğunu düşünüyorum. Zor yani. Neden? Rize deplasmanı arada, Antep maçı. Evet. Yani Galatasaray'ın fiksürü kolay değil. Galatasaray bir de hep kazanarak geldi. Şimdi en ufak bir şeyde bir acaba olur mu? Onu düşünecektir. Fakat şunun etkisi var. Kadıköy galibiyeti size hep 3-4 hafta bir nefes aldırır. Fenerbahçe için de olsaydı bu geçerli olacak. Kesinlikle. Yani bir derbi galibiyeti, hele ki böyle tarihi galibiyet, özgüven demektir. O yelkeni rüzgarla doldurmak demektir aslında derbide kazanmak. Aynen öyle. Şimdi Sivasspor'un etkili olabileceği tarafları konuşalım biraz. Tabii. Da. Yani Fenerbahçe derbisi Galatasaray için çok kritikti ve kazandı. Yani Fenerbahçe'de o gün ne eksikti hep konuştuk programlarda. Hani oyuncu eksiklikleri vardı. Kim yoktu? Rodriguez yoktu, Gustavo yoktu, Emre Belezoğlu yoktu. Şimdi iki tane çok etkili kenar oyuncusu var Sivasspor'un. Hani o deplasmanların zorluğunu birbirine kıyasladığım için o iki maç takımdan örnek veriyorum Fenerbahçe ve Sivasspor'dan. Fernando, Emre Kılınç. Bunlar ne yapar? Savunma arkasında çok iyi koşu yapabilir. Evet. Topla topsuz çok iyi kat edebilir, aynen, mesafe kat edebilir. Mert Hakan ne yapar? O direkt koşularıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya bulabilirsiniz Mert Hakan'ı. Hepsi kaleyi düşünüyor. Hepsi direkt kaleyi düşünüyor. Şimdi Galatasaray'ın da Fenerbahçe maçında oyun planı aslında buydu. Yani direkt kaleye gitmek. Yani Onyekuru'yu Jason'la İsa'nın arasına sokup direkt Altay'la birebir bırakmak ki bunu 3 kere 4 kere başardı Galatasaray. Şimdi bu maçta topa kim sahip olacak? Kim hani birinci planını uygulayabilecek sence? Ya ben ilk yarı düşük tempo bir maç olacağını düşünüyorum.
İlk yarı takımlar birbirine... İkinci yarı daha çok gol olur. İkinci yarı, evet. Buradan da... buradan da ikinci yarının daha yoğun geçeceği. Hatta belki de yani şöyle diyeyim. Öngörü bu. Hani tutar tutmaz. Genelde maç önünde çok şükür tutuyor. Evet. Hatta bir hafta bütün haftayı bilmiştik. Hatırlıyor evet, musun? Evet. Başakşehir'in Beşiktaş'ı yendiği hafta. Ankara Gücü'nün Fenerbahçe'yi yendiği hafta. Sen tabii oradaydın. Üzüldün evet. biraz ama. Neyse. Sivas maçında şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçında hep şunu söylemiştik ya Berkay. Galatasaray için çok kritik maç. Fenerbahçe için de öyle ama Galatasaray yenmeye gitmeli demiştim. Hakikaten de Galatasaray'ın oyun planı hep kazanmak üzerineydi orada. Hep gole gitti. Evet. Burada ise bence durum daha farklı. Galatasaray yine kazanmaya oynar. O ayrı ama beraberlik yani bozmayacak. Sivas'ı bozar. Tabii. Yani Sivas'ın daha çok kendi evinde oynadığı için galibiyete ihtiyacı var ve moral olarak şöyle düşünün, resmin geneline bakacak olursak Sivas inişi çıkışlı bir performans sergiliyor. Galatasaray Kadıköy'den 3 puanı alıp Gençlerbirliği maçında da nispeten yorulmadığı bir maç alıp dinlenip arada maç da yok artık. Bu da Galatasaray için avantaj. Çünkü yaş ortalaması yüksek oyuncular da var, yaşı geçkin oyuncular da var. Galatasaray biraz daha şey geliyor, cepleri dolu geliyor maça. Evet. Biraz daha hani bir puan alayım. O yüzden ben düşük tempo maç bekliyorum ilk yarı için. İkinci yarı Sivas'ın Rıza Hoca'nın yapacağı hamleyle doğru orantılı. Ritmi arttırabilir. Aynen. Eğer Rıza Hoca ya hadi beyler biraz hani şu 50'de 60'da bir basalım. Bir ona gidelim. Bir baskı kuralım derse işte Galatasaray'ın kilit şeyi bence sabır Sivas maçında. Sabırla oynarsa Galatasaray istediğini alır. Ama Fenerbahçe maçındaki oyun planının aynısını Sivas'ta görmeyeceğiz. Görmeyeceğiz diyorsun. Görmemeliyiz. Çünkü o maç başka duygusal anlamda bir hikayesi olan da bir maç. Bu maç öyle değil. İşte her maçın hikayesi farklı diyoruz ya. Sivas maçının hikayesi daha farklı o yüzden. Tempoyla karşılık vermeye kalkarsa Galatasaray, yani Sivasspor'un o yüksek tempo oyununa biz de tempoyla karşılık oradan verelim derse oradan Galatasaray alır o zaman bence. O zaman Galatasaray mı avantajlı olur? Çünkü niye? Yedek kulübesi Galatasaray'ın daha iyi. Yani şimdi Belhanda'nın oynadığını farz edelim, Emre girecek. Emre'nin oynadığını farz edelim, işte Belhanda girer ya da Lemina da kadroda olabilir bu arada yani. Lemina da olabilir. Yani riske edilmeyeceği bir öngörü ama hani Lemina yedeklerde olabilir. Son 30'da Lemina oyuna atılabilir. Orada Adem'in, Andone'nin, hani Falcao'nun kilitlenmesi durumunda bir Adem hamlesi gelebilir ki Adem de formdayken yedeğe kaydı ve artık o da istiyor. Sahibim hani bu tarz sert maçları Adem'le de alırsın. Bakınız Kayseri maçı. 90+6'da 90+7'de miydi Rıdvan evet. değil mi? Yerle beraber ya kapattı ayağını. O çok zor gol. Aykut Hocaman golü diyor. Aynen ya o çok zor goldür. Ligin en güzel gollerinden biriydi o. O yüzden Galatasaray için bence sabır çok önemli. Oyunu tutmak çok önemli. Bir puan kötü değil. Tabii ki 3 olursa Galatasaray için ama Sivas'ın bir Galatasaray galibiyeti Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe yenmesi gibi 3-4 hafta ona motive katacak bir galibiyet olur. Ama Galatasaray bir puan alırsa Sivas'ta en azından Sivas deplasmanını geçmiş ve önünde İstanbul'da oynayacağı zorlu maçlar kalmış olur. Başakşehir maçını da İstanbul'da olduğunu düşünürsek ki seyirci baskısının olmadığı, oyun baskısının olduğu bir deplasman orası. Beşiktaş da kendi sahasında oynayacak, Trabzon da kendi sahasında oynayacak. Yani Galatasaray Sivas deplasmanını atlatırsa o zaman şeyden bahsedebiliriz artık. Saha seyirci avantajından bence. O zaman partinin sonuna gelirken anketimizi de burada anketimizi de gösterelim Nevzat. Gösterdik anketi. Sivasspor Galatasaray maçı nasıl sonuçlanır? Bir sonraki parta geçelim. Hadi bakalım.